Herkese yeniden merhaba. En sevdiğim serinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben izlediğim derken beni söyleyeceğiz zannetmiştim. Seriyi demiş, seviyorum diye. En sevdiğim make-up artist. Evet. Maybelline New York make-up artisti. Ben. Kavasoğlu. Kaslarını göstermek misin? Bu kaslarla bana... Oturalım. Yani sen oturarak yap istersen. Çok uzunsun dedi. Ben dedim ki istemiyorum. Poğaça hamuru gibi yayılıyorum ben oturunca. Olmuyor değil mi? O yüzden beni tahta oturttuk. Bu bir taht şu anda. Ve çok boyu uzun bir şey. Çünkü bu make-up artist 1.95. 94 mü? Yani yalan bir söylüyor. Bir saat bakma. Yuvarladı. Başlıyor. Sen de anlat. Ne makyaj yapacağız? Sen anlat demeyin. Ben mi yapacağım makyaj? Ben de bilmiyorum ki diye. Sabah kendine ne makyaj yapacağım? Yaparsın bir şey diyorum. Sabah bana diyor ki. Ürün getirdim ama ben hiçbir şey getirmedim. Ben diyor ki nasıl yani nasıl hiçbir şey getirmedim. Ben burada panikten ölüyorum. Yukarı bir çıktım. Donatmış masayı. Burada bir masa ya, var ki. Fevzi'den sonra benim gelmem. Fevzi yapmış da yapmış makyaj. Arkadaşım bir makyaj yapmış. Fevzi valla ben hiç öyle bir şey yapmayacağım. Ben daha yumuşak şeyler yapacağım. Hayır ya. Yapacağım. Ama benim yumuşağım bile Fevzi'den ağır. Merak etme. Çok istiyorum. Çok makyaj. Kirpik takacağız. Efendime söyleyeyim makyaj yapacağız. Ben seviyorum makyajı ya. Ya gerçekten seviyorum. Bizim make-up artistler şeye göre ayrılıyor işte. Bazıları çok doğal, bazıları çok işte orta tonlarda. Ben her yola gelebiliyorum mesela. Çok doğalı da seviyorum. Ben de. Ama çok ağırı da seviyorum ben böyle de. Nikki gibi. Yani böyle yapıştırayım makyaj çok güzel oluyor. Bir de izlemek çok güzel evet. Bence. Onu sırırsın izlemek daha güzel oluyor. Sırırsın aynen. Yani. O zaman başlıyorum. Neyle başlıyorum? Tabii ki primer ile başlıyorum. Arkadaşlar primer en önemli şey. Superstay, Maybelline Superstay primerini kullanıyorum. Kızlar size şunu söyleyeceğim bu arada. Makyajdan önce hep bir şey soruları geliyor. Sana da geliyordu işte. Top fondöteniz nasıl daha kalıcı oluyor? Fondöteniz nasıl gün içinde şey yapıyor? Bunu şey gibi düşünmek lazım. Sen bir ressamsın. Her sabah makyaj yapıyorsun. Tuvaline. Çubuğuna geziyor. Aynen. Tuvaline makyaj yapıyorsun. Bu çantanızda duruyor. Neler neler var. O yüzden iyi nemlendirmeniz ve iyi hazırlamanız gerekiyor. Bu arada çok seviyorum. Superstay primeri. Ne yapıyor? Fondötenin gün içinde daha canlı durmasını sağlıyor. Daha kalıcı oluyor. Olayımız eğer kalıcılıksa ki artık herkes iş çalışıyor falan filan. Benim için önemli olan şey kalıcılık ve ilk önce her şeyden önce primerle başlamadan makyaja başlamıyoruz. Kırtasiye fırçalarımla başlıyorum ben. Bende de çok var. Kırtasiye fırçası bayılıyorum. Burada en iyisi. Çok yani iyi. Çok iyileri var yani. Çok iyi. Artık ben de fırçayla sürüyorum. Bir özendim siz make-up artistlere. Çok hoşuma gidiyor fırçayla sürmek. Ya fırça çok ben ilk başta fırçayla bir atıyorum önce ama mesela bir önce bitti. Sıvasını geçiyorum. Sonra zararlı yine. Yani, aynen öyle. Bir tur atıyorum ondan sonra. Sonra ama masaj yapmak çok önemli. Mesela biz çekimde masaj yapmadan başlamıyoruz. Yani o cildi biraz kızartır. Masaj yapabilirsin başım çok ağrı. Şimdi hemen burada mesela korkma. Bir kere şeyi sordum bu arada bir tane müşterim ondan sonra sormuyorum. Dolgunuz var mı dedim çünkü hayvan gibi girdim şimdi. Dolgunuzu oynatmayayım diye. Botoksumu bozmama şu an. Onu bozma. Çok güzel. Lenf noktalarımızı hareketlendirerek iyice yemesini sağlıyoruz. Sonra ben her zaman için nemlendirici sürüyorum. Çok uyuz bir teknik bu arada. Hiç kimse sevmez bunu. Çünkü herkes önce cildini yapıp bir o güzelliği görüp ondan sonra göze dönmek ister. Ama benim de öyle bir uyuzum var. Ben önce göz yapıyorum ki biraz bile kendim... bile çağırdım. Hemen bir ne yapıyorum? Kalır tatu alıyorum. Kalır tatum nerede? Hatta iki tane kalır tatu alayım. Bir tanesini kalır tatumun VIP'sine alıyorum. Bir tane de front runner alıyorum. Bu yeni geliyor. Benim böyle yıllardır istediğim. Bu renk vardı ama adı değişti galiba bu arada. Böyle biz New York'ta bunu yana, burna, dudağa, göze. Bence kalır tatumun en flash rengi. Bir de VIP'yi çok sevdim bu arada. Bu da yeni gelen arkadaşlarımız zaten. Rengi o kadar güzel ki göz kapağı için birebir hazırlıyor. Bununla ikisi karışıyor. Dışa doğru VIP, içe doğru front runner sürüyorum. Ve bu arada kızlar unutmayın her zaman için bu tarz krem ürünlerinizi ters koyup makyajınızı yapın. Ben hep doğru. Ters şey yapıyorum. Muhafaza ediyorum onları çekmeyeceğim bir de. Burada sadece biraz göz renginin işte eşitlemeye çalışıyorum. Mesela kapatıcı geçmiyorsun göz kapağına. Yok hiç. Aa. Yani o zaten çok yani şimdi doğrusu yanlışı yok makyajın. Ama çok yanlış. Arkadaşlarım şey yapmayayım. Çünkü bazı arkadaşlarım seni yaptı değil mi? Köpek yaptı. Ne yapıyorum? Ay Fevzi yaptı mı? Hatırlamıyorum. Sever o biraz. Hatırladığım kadarıyla. Göz kapağı çok hareketli bir bölge. Ve concealer da doğal olarak o hareketliği içindeki yağdan dolayı çizgi çizgi oluyor ve aslında bakarsanız kalıcılığı azalıyor göz makyajının. O yüzden bu tarz ürünleri yani 24 saat kalıcı ve daha kuru ürünleri kullanırsanız göz kapağın daha iyi olur. Asla concealer sürmem. Ama makyajın doğrusu yanlışı yok. Ama asla sürmem. Ama asla sürmem. Bir de ben pis yaparım makyajı. Hani şöyle pis yaparım. Mesela yüz yapmadığım için aşağı taşarım. Ondan sonra en son göz şeklini veriyorum. Göreceksiniz zaten benim için kulak pomu hep söylerim. Hmm, biliyorum. En önemli senin şeydir. İnceler var. Meşhur. Evet. Onlardan ben de almıştım Amerika'dan. Burada var mı? Hı-hı. Yok o kadar değil mi? Yok, evet. Çok saçma bir şey onun olmaması.
olması ama yok gerçekten. Ama onun için bir teknik var burada. Bak kürdan alıyorsun. Hayır, hayır. Kürdanla pamuğu bir türlü böyle döndüğün zaman kürdan ucu. Bak. Bunları önceden hazırlamıştı gelmişti. Hala aynı de şşşt şşşt jilet gibi çekiyorsun. Sat sen bunu. Hasan abi bak bunu pekaltıyım Hasan. Bence al. Alp Kavasoğlu kulak pamukları. Bir gün şey yaparsam eğer ama dezenfektan çıkarmak. Herkes makyaj markası çıkarmak ister ya ben dezenfektan çıkarmak istiyorum. Çünkü OKB'm var. Kulak pamuğu ve dezenfektan diyorum dünya markası. Alp Kavasoğlu. Şu ana kadar makyaj yaptığın ve böyle wow dediğin kişi ben artık. Yabancıların içinde ya ama mesela şimdi Amerika'da şöyle bir şey var. Kızların hepsi 13 yaşında ve 4 kilo oldukları için geçen senelere çok şey değildi mesela. Hepsi çok güzeldi ve hepsi böyle. Ama bu sene çok enteresan bir şey var mesela. Bunu çok güzel sordun cevaplayacağım. Bu sene diversity diye bir konsept var. Herkes soruyor. Diyor ki bu senenin trendi ne? Arkadaşlar evet. Bu senenin trendi diversity yani farklılık. Evet ter bakın, renginde sene... de kiloda da. Bravo işte bu. Plus size dediğimiz büyük beden modeller var. Muhteşem. İşte ten renginde hiçbir sınırlama yok. Irkta hiçbir sınırlama yok. Cinsel yönelimde işte trans kadın, trans erkek. Bu sene ben New York Moda Haftası 5 tane trans kadına makyaj yaptım. İşte çok güzel. Çünkü artık moda şey oldu. Herkese hitap ediyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani hani mesela hangi defiledeydi bayağı bir tane plus size vardı. Model vardı muhteşemdi ya böyle oley işte bu falan yani çünkü artık şeyden çok sıkıldı. 4 kilo işte ondan sonra podyumdaki herkes mükemmel. Ama giyen herkes mükemmel değil işte. O yüzden modanın buraya gidiyor olması çok gurur verici. Bence de öyle. Nereden geldik bu konuya? Çok duygusal bir araya geldik farkında mısınız? Ama yüz olarak. Yüz olarak Adrian Arima. Yani gördüğüm en iyi yüz bence Adrian Arima. Ne Adrian'ıymış be. Front runner'a geçiyorum şimdi. Bu biraz daha parlak. İçini parlak, dışını daha mat yapıyoruz. Çünkü biraz böyle bronze tonlarla bir makyaj yapacağız. Çünkü bronze tonlu makyajın hiçbir mevsimi yok bence. Biz Akdeniz iklimi olduğumuz için her zaman bize sıcak tonlar yakışıyor. Bunlar parmakla da sürüyorum değil mi? Öyle de parmakla da sürüyorum. Ben şimdi artistik yapıyorum bir şey. O kadar çok fırçası var ki birkaç tanesini alsam ruhu duymaz. Evet bu arada aslan sayısını bile bilmiyorum. Bir de ben bir tanesini kaybettim. Yani bir fırça setimi kaybettim. Takside unuttum. Bak mesela parmakla sürersen daha yoğun bir etki alıyorsun. Fırçayla sürersen daha yumuşak bir etki. Mesela New York için bu yeterli bir makyaj. Bitti. Yani New York çok enteresan bir moda konusunda. Bir tane defile gittik. Çok güzel bir defile. Anıma biraz önce anlattım Duygu'ya. Gittik işte key artist yapıyor falan filan. Maybe Allah aldı. Allah sürdü. Bitti de bu. Bitti mi? Pratik. Evet bu kadar. Bazını yaptım. Asıl artık şimdi farla başlıyoruz. Bu aslına bakarsan bazdı. Şimdi fara yaldır alır giriyoruz. Peki daha önce hiç makyaj yapmadığın ama çok istediğin biri var mı? Kylie Jenner isterim herhalde ya. O ailede bir tek ona isterim. Çünkü öbürsünü sevmiyorum. Ben Kylie'ye makyaj yapsan ben de çok isterdim onu izlemeyi. Evet. O kadar isterdim ki. O ailede en çok da onu beğenirim. Niye çok saçma bir güne denk getirdim ben onu? Hiç akıllı bir seçim yapamıyorum. Buradan mesela sonra gidecek bir yerim olmalı. Bir de mesela ben de jetlag olmasaydım. Sabah normalde buluşmamızda göz bu kadar geldi. Ben bana zaten fotoğraf attı sana. Ben duyuyoruz ya beni atlara vurduğunuz gibi vurun benden iflah olmaz ben insan değilim. Çok kötü. Böyle buzlarla kendimi çok fena bir şekilde yatıştırdım. Gelin de bayağı oldu. Bayağı oldu değil 3 gün oldu. Ay. Benim jetlag, ben Adana'ya gitsem jetlag oluyorum. Amerika'dan döndüğüm zaman bir ay sürüyor benim jetlag. Nasıl bir şekil veriyorsun göze? Ya şimdi ben üstü yapıyorum, altı hiç ellemiyorum. Ve aslına bakarsan gözün hani üst kısmını toparlıyorum. En son altı kulak pamuğuyla toparlıyorum. Yani gözü yukarı çekiyorum. Ya şu anda hiç düşürüyorum, işte şey yapıyorum. Hiç bakmıyorum. Yani yaldır yaldır giyiyorum. Şuradan şu an. Şuraya kadar sürüyorum. En önemli şey kulak pamuğu arkadaşlar. O çok önemli. Kalın, incesi her boyu olacak. O yüzden hangi marka gidiyorlar? Arkadaşlar. Kulak pamukları ve dezenfektanları. Bak sana başka bir şey soracağım şimdi. Mesela bazen şey soruyorlar. Nasıl böyle blendede bir yer karıştırabiliyorsunuz, bu geçişleri düzeltebiliyorsunuz? Güzel bir laf vardı mesela benim eski patronumun söylediği. Ben de asistan döneminde şey söylerdi hiç unutmam. Hakan Bey ne fırçanın ne de modelin canını acıtacaksın derdi. O kadar sürmüyor gibi yapıyoruz ki aslına bakarsan. O yüzden eğer şak diye batırırsan inanılmaz kılıcı oluyor ve yapışıyor yani oraya. Anladım. Gerçekten uçtuğu gibi. Evet yani o çok önemli bir şey. Siz de böyle makyajınızı yaparken şak diye batırmayın fırçayı diye söylüyorum. Yani farla eyeliner gibi yapacağım şimdi. Benim gözüme eyeliner zor. Evet. Hadi bir challenge sana. Eyeliner yapmayacağım o yüzden. Ne challenge? Sadece de bir koyulaştırıyorum. Yok çekelim de bu video bitmez. Bir uzat ama gözümü bir şey yap. Yok yapacağım ya. Gitsin sağa sola gitsin gözlerim. Yok yok merak etme. Vicdanına kadar çekeceğim bunu. Arkadan döndüreceğim. Şey padişah fermanı gibi tam tur. Gözlerim bundan. Gerçekten en önemli alet ve edevatımız kulak pamuğu. Sonuna kadar bakmıyorum değil mi? Bakma bakma. Tamam. Son. Bir de ayıran çalıştım. Suratını takacak ya. Hani ayıp olmasın diye bana güzel diyeceğim ama böyle olur.
Yok, bizde ne oldu? Ben mesela hiçbir zaman gözüm kapalı göz şeklini vermem. Hep göz açık veririm. Karşıya baktığımda... Doğru, mantıklı, normalde böyle gezmiyoruz. Aynen. Ve her zaman karşıya baktıktan sonra alt. Gözün altı. Buradan göz şeklini veriyorum. Bu videoyu ben de izleyeceğim. Bu teknikleri şu kameraya doğru da... Benim için tutorial şu an bu. İzleyeceğim. Karşıya baktığın zaman gözün altından... Gözünüz bak mesela böyle mi uzatmak istiyorum, böyle mi uzatmak istiyorum. Normalde şu anda karşımda aynı yok ama hani tahminim böyle olması gerekiyor. Çiziyorum, ondan sonra içini dolduruyorum. Bu dünyada yeni trend biliyorsun. Eyeliner sürüp sonra parmakla böyle çekiyorlar. Parmakla ben onu birkaç kere yaptım, olmadı güzel. Ya ne oldu biliyor musun? Şuradaki geçiş renginin üstüne çok geldi ucu. Anlatabildim mi? Evet evet, ben hep kulak parmağım. Hiç hep. Olmadı yani. Hiç şu an temizliğine falan bakmıyorum. Birazdan kulak parmağımı alıp dalacağım zaten. Her şeye bakıyorsun yine. Aynen çizer gibi altını temizliyorum. Hiçbir zaman kapatmıyorum. Ama tabii bu birazdan altta buluşacak bu arada. Şimdi çok sert oldu. Biraz altta onu burada birleştireceğim. İkinci tura geçtim kulak parmağımı başka. Bu marka Türkiye'de vardı ama artık yok. Mesela o çok iyiydi. Makyaj yapılmasını çok seviyorum ben. Ben de. Aşırı yapmayı. Ki düşün ben hani sosyoloji felsefe mezunu bir adam olarak hani sonradan makyaj, annemi düşünsene benim makyaj yapacağım ben. Ki o zamanlar da böyle bir dünya yoktu. Hani YouTube yoktu, makyaj bu kadar gündemde değildi. Kadıncağız şey diyordu hala yani, girsen bir yeri sigortalı bir işin olsa. Hani bak şunu makyaj yaptım, bunu da makyaj yaptım. Yok asla hani. Bu tabii kaç yıl öncesi? O kısma girmeyelim. Ama çok genç göründüğün için istediğini söyleyebilirsin. Gencim zaten. Bu sadece insanları şaşırtır. Ne var canım? Beni de küçük sanıyorlar. Çalışırken ben çok severim çalışırken bu arada. Söyleyeyim bari dedikodunu da yapayım. Potu kırdım ama tam sahneye çıktık. Böyle bir şey yapıyoruz, sohbet ediyoruz falan. Çağla'ya döndüm sonra. Sen gençken modellik nasıl bir şeydi? Çağla da yaptı. Gençken derken. Ama aradın sen işte. Çok güzel kadın ya. Çok. Yani bak mesela bu soruya çok güzel derim. Ya çalıştığın en hızlı ünlü kim dersen Çağla'dır. Ha. Ben böyle bir şey görmedim. Kendi yapmayı da seviyor bazı şeyleri. Ya bak geliyor çatır çatır yani. Bir saatte çekim bitiriyor ya. Şak şak böyle çekiyor. Ne oldu ya diyorum. Bitiyor gidiyor. Biz hepimiz böyle kalıyoruz. Tam senlik. İnan, sen de çok hızlısın ya. Evet bana Afgan arası uzadığı zaman. Şimdi yarıda bırakıp gidermiş. Ama şöyle şu tarafı onda tanrı mı? Bir kere oldu başıma bir yerinde de biliyorsun. Tek kaşı bıraktı biliyorsun. Bir tane işte o anlaşamadığım biri vardı. Tek kaşı yaptı. Ters sıkıldım dedi. Peki tek kaş da kaş falan. Photoshop'ta yaparlar dedi. Gerçekten Photoshop'ta mı yaptılar? Evet. Şimdi gözü biraz dinlendiriyorum artık. Makyaj bitmedi göz makyajı tabii ki ama ben bir yerde durduruyorum çünkü bakıyorum elim artık biraz koyuya kaçıyor. Fondöten geldikten sonra bir değişecek o göz biliyorum. O yüzden kirpiği de takıyorum. Bekletiyorum kirpikler ve göz makyajı beklerken cilde dönüyorum. Biz kirpikleri takalım şimdi. Tamam. Sen bir kere bana ay ne deli bir şeydi o. Tek kirpik taktın ama tek yani gerçek kıl. Tek kıl. Ya şu an bir tane kılını takıyoruz. Yani gerçek dursun diye. Ne şeylerimiz var bizim ne? Nasıl bir şeydi o ya? Ölçü alıyorum. Kirpiği hiç zaman normal boyunda takmıyoruz. Kirpiği uzun takarsak gözümüzden her zaman düşürür gözü. O zaman biraz gözden içeride bırakıyoruz. İçten mi kesiyorsun, dıştan mı? Her bak, zaman tartışmalı için... bir konu bu. Hadi tartışmalı. Hayır, herkes başka bir şey söylüyor. Ben dıştan keser. Diyorum. Her zaman dıştan kesersin. Hayır, içten kesen de var. Kim kesiyor onu? İçten kesen var. Ay buna diyeyim, şey yapamazsın ki bunun kuralı budur bu. Bu tartışmalı bir şey değil, bu çok analitik bir şey. Bence de öyle. Çünkü iç en kısa olması gerekir. Eğer kısalığını buraya kadar uzatırsan oradan sonra hayır, böyle çıkar. Hayır, bana bir make-up artist dedi ki ve bana mantıklı gelmişti. Kim onu? Söyle. İçten kesiyorum çünkü bu içinin ucu batar yoksa demiş. Ucunu kesiyoruz hepimiz. Ama uç kılını kesemezsin çünkü orayı kesersen uzar orası. Uzun da buradan böyle bir şey çıkar. E bazılarını görüyoruz kliplerde uçtan böyle bu kadar. Şimdi dedikodu yaptırma bana. Kirpiğin lastiğini bile boyamıyorlar. Bir anda kendimi bozdum ya kapartist. Lastiğini boyamıyorlar. Tut bakayım çocuğu şuna. Dünyanın en küçük far makinesi olarak geçiyor kendisi. Aslında şeyden mi aldın sen? Oyuncakçıdan, Barbie'nin. Ama çok güzel değil mi? Çok, çok mantıklı. Güzel canım. Bende minik bir tane şeyim var, fanım var. Onunla suratımı, spreyimi kurutuyorum. O yüzden seni asla yargılamam. Ama çok normal değil yani. Ben de normal görünmüyorum. Sen de normal görünüyorsun şu an. Şimdi aşağı. Çok sıkma kapama gözlerini. Korkma çocuk.
Her zaman biraz elimizi yukarı doğru kaldırıyoruz. Şey kullanıyor musun? Kirpik cımbızı. Hayır ya, ben onu beceremiyorum. Hmm. Ben mesela içe de takamıyorum. Bir kere denedim olmadı. Ben içe çok güzel takıyorum. Ben çok güzel yapıyorum onu. Çünkü ben üstte takamıyorum. Beceremiyorum. Ama mesela kirpiği dıştan taktım bir tık. Ama içten taktım bir tık. Bak mesela tam aşağı indirirsem eğer senin gözünde... Ha, o zaman şöyle olur. Ben de hiç sevmiyorum. Baygın bakarız. Yani o da bir tarz. Onu da kullanıyoruz bazı şekillerde ama... Ama genel günlük olarak da her zaman için bizim enerjimizin yukarı çıkması lazım. Her zaman verdiğim örnek. Saat markaları niye hep 10-10 geçeyi gösterir? Herkese satıyorum bunu. O yüzden bizim enerjimizin birazdan kontrolünde de gösterir. Hep yukarı doğru. Video 66 dakika. Bitmedi. Hazırım ben. Başlıyorum fondötene. Başlayın aşkım ben. Üzüm ya. Süper. Şimdi fondötene geçiyoruz. Yeye üzümün ya. Artık kalıcı fondötenler en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bir şey yapmak istemiyorsun. Onun için sürekli fondöten tazelemek istemiyorsun. O yüzden süper isteyin. Fondöten inanılmaz iyi. Stick formunda çantaya atabiliyorsun. Arkasının fingiri var. Okay. İşte kullanmışım zaten. Biz şöyle New York'a gittiğimiz zaman bütün make-up parçaları daha yani fabrikadan çıkan ürünler geliyor. Yani daha Amerika'da bile rafa gelmeden. Sample yazıyorsun da değil mi? Aynen öyle. Böyle boş şey alamıyoruz. Hani denememiz gerekiyor. Ben bunu ilk gördüm. Ama cebine koydum. Her rengini. Stüdyo kadar fondöte yok. Aa görmedim ben. Asamıyorum. Çanta mı dolu? Hemen başlayalım buraya. Hangi rengini kullanıyorsun ben? 29 kullanıyorum sana. Duygu'nun yüzü boynundan ve vücudundan daha açık renk. Biz biraz daha koyultuyoruz yüzünü. Biraz bronzlaşmış işte kendi kafası. Kendince. Bir ton falan. Anca. Bir ton. 3 ayda. Onlar yüzü koyulaştırıyoruz. Bir şey söylemeyin sakın. Yani zaten bronz geçebildiğim 3 hafta falan var yazın. Onu da kullanmak istiyorum o yüzden. En koyusunuzdur. Bir de ben sana bir şey soracağım. Bunu birazdan göstereceğim. Bu süngeri en çok da ben göz altında seviyorum. Aa, göz altında denemedim. İnanılmaz iyi. Ben onu ne yapıyorum biliyor musun? Bu böyle çantamda ya. Şuraları hemen şöyle şöyle yapmaktan çok gidiyor güneşle falan. Ya da şuralarına sivilce var mesela. Tık tık böyle bununla hemen touch up yapıyorum. Bir de şeyi güzel bunun. Çok kolay yayılıyor. Evet. Ama kendini sabitliyor. Biraz daha pudraya dönüşüyor. Bir de çok yani yoğun kapatıcı. Mesela böyle bir fırçayla çok rahat inceltebiliyorsun. Ama elinle ve onu kendi süngeriyle sürersen inanılmaz full coverage dediğimiz işte. Bu en kapatıcı formunda fondöten. Mesela ben şimdi senin cildini o kadar kapatmaya gerek yok. Hafif böyle bunu yayarak biraz inceltiyorum. Daha da böyle şey bir etki yaratıyorum. Ama siz kapatmak istiyorsanız işte ciltte problemler, sivilce falan oraları fırçayla değil, süngeriyle pıt 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 yaparsanız. Evet. Ya o yüzden stick şey de güzel, artı bir concealer gerekmeyebiliyor. Hani aynen, göz altında. Full böyle sürdünüz diyelim ki buraların üstüne daha yoğun getirebiliyorsunuz. Ama biz bugün baba makyaj yapıyoruz, o yüzden biz concealer'ımızı da kullanacağız, her şeyi kullanacağız. Sür, her şeyi sür. Peki sen çillerini sevmiyor musun? Seviyorum ya. Ama ben çilimi tam da kapatmıyorum zaten. Hmm. Bir görünüyor. Benim en beyaz yerim şuram. Evet, oraya da her zaman fondöten boyunu da süreceğiz biz bu arada. Ne kadar aynı tutursan da, ne kadar aynı olsa da birazcık buraya taşıyorum. Başka bir renk. Ve senin omuzdan sonra bir açılıyor. Ben bugün burnundaki çilleri bir tık kapatacağım. Ama böyle şey, göz makyajı ortaya çıksın diye. Ama çil kapatmayı istemeyiz böyle. Çok severiz çil. Güzel de sakın kızar, siz de çilinize barışın. Ama şimdi mesela burayı kalın yapmak istediğim için, full coverage yani tam kapatıcı istediğim için süngeriyle pıt 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 tampon hareketler yapıyorum. Fondöteni göz altına getiriyor musun? Çok getirmiyorum. Ben de getirmiyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Concealer'ı sürdükten sonra ikisini birleştirmek için fondöten fırçamı bir üstünden geçiyorum. O kadar. Şimdi concealer'a geçiyorum. Superstain concealer'ına da geçiyorum bu arada. Maybelline'in yeni bebeklerinden. Ben şeyi seviyorum. Bir koyu bir açık karıştırmayı seviyorum. Ha, ben seviyorum. Çünkü açık mesela aydınlatıyor. Bir de koyu da böyle içindeki o şeftalikli o halkaları zaten süpürsün. Kendi başına tamamen kapatıyor ama o ikisi muhteşem oluyor. Evet. O yüzden bir yer nokta yapacağım. Bu da çantaya asmak için muhteşem. Noş ve kalıcı ürünler. Ve suya dayalıklı biliyorsun. Diğer tane de ortalığına açık renk koyuyorum. Üçgen şeklinde. İşte bunun için muhteşem. Sivri bir burcu var ve her yere giriyor bu arada. Ve şimdi kapatıcımız bitti, gözaltı kapatıcımız, fondötenimiz, her şeyimiz bitti. Bu aralar seviyorum bu bronzing trendi biliyorsun. Bu rengi ne güzel. Evet, çok güzel bu arada. Ne bu? Bir dakika. Medium cool 200. Bu deep cool. Uf, 300. Bu müthiş çok iyi bu arada. Ton. Bayağı iyi. Bir de bronzing biliyorsun yeni trendlerden bir tanesi. Bronzer'la kontürü karıştırıyorsunuz demek. Bronzing. Böyle eşek kadar bir fırçalıyorum kontürü. Bu aralar buna taktım. Her ben gün de değişiyor. Büyükle sürüyorum evet. Bu ara. Her gün değişiyor benim de tarzım. Mesela şimdi bu aralar böyle... Buradan alıyorum. Bir önce çiziyorum şurayı. Asla düşmüyorum. Çünkü neydi kızlar? Şurada gösterelim. Kızıyorlar sonra kızlar deyince. Kızlar ve hanımlar ve beyler diyeyim. Aynen. Buradan aşağı hiçbir zaman düşmüyorum. Hep enerjim bu. Bana 10 geçer. Bununla böyle büyük büyük yapıyorum. Biraz senin var anlığın bir tık. Biraz var. Ben şuraları sürüyorum hep. Sonra eğer çizgini tamamen oluşturursam kocaman bir fırçayla. Daha da keskinleştirmek istiyorsan eğer küçük bir fırça alıyorum. Tam saçı çektiğimiz yerden gelen, bak gelince çekince zaten deli geliyor. Buradan biraz daha yoğunlaştırabiliyorum. Bir pırmağı koyuyorsunuz buraya, buradan aşağı inmiyorsunuz. Ben izleyeceğim bu videoyu.
Başı sarıp sarıp izleyeceğim. Gör Fevzi gör neler yapıyor arkadaşların. Bu benim Fevzi'den çaldığım fırça. O da benden çalmıştır. Olabilir. Sonra boş bir fırçayla hepsine yukarı doğru enerjimi. Eğer boynu da daha koyu tutmak istiyorsak boynu da çiziyoruz. Ben hep yapıyorum ama burayı. Bu da Bob Ross buzun. Bu hareketlere bak. Buraya tatlı bir şey çiziyoruz. Kaslarına gönder. Nefesinde botoksu çiziyoruz burayı diye. Aa, burun kontrolü, burun kontrolü, burun kontrolü, burun kontrolü. Burunla şöyle bir şey yapıyorum bak. Bir tane buraya, kontürünü bak şuraya sadece bir tane çiziyorum. Eskiden aşağı kadar indirirdim, artık indirmiyorum. Merak ediyorum. Buraya da bir tane çiziyorum. Ama çizgi belli oluyor bu arada. Tam ortasına. Bunu zaten kaldırıyoruz onu biliyorsunuz. Sonra fırçamı boşaltıyorum. Çok hafif aşağı çekiyorum, bırakıyorum orada. Hatta bu biraz fotoğraf için bu arada. Yani o kısmı çok inceltiyorum. Sonra açık bir pudrayla ya da işte highlight'la ne isterseniz tam ortasına. Bak minnoş bir sıktım buradan. Hmm. Hatta bu arada böyle sıkmayayım. Yamutmuş olabilirim bu arada. Karşımda ayna yok da bir bakayım. Çünkü bizim için biliyorsunuz ayna böyle ışık vermeyen bir şey. Burada biraz gelişine vuruyoruz. Artık bak, kusura bakmayacaksınız. İçimi döktüm ya senin videonda. İyi oldu be. İyi oldu. Biz böyle videolarda makyaj yaparken karşında ayna yok biliyorsunuz mu? Of şimdi geldik. Aa bunlar yıkılsın. Şimdi bir sana strobing yapacağım. Konu komşu görecek. Yap aşkım elinden geleni ardına koyma. Chrome Extreme. Bu strobing buradan sürersin yan sitedeki görür. Öyle bir şey bak göreceğiz şimdi. Tamam. Şimdi hazır mısınız? Güneş gözlükleri takılsın. Bu nedir? Bütün komşular çatladı. Ben bunu seviyorum. Burada gelmiş geçmiş Maybelline. Yani bence hatta Türkiye'deki bütün markaların yaptığı en parlak strobing. Sadece göz altını burayı parlatıyorum ama emacık kemiğine o kadar fırçayla net girmiyorum. Biraz yumuşatarak buralara. Bir de ışık hep şuraları bir yerlerinde yer bu arada. Buraları bir tık fazla sürüyorum. Biraz dudak üstü. Biraz o demin biraz burun yaptık ya sana. O burun ucu da biraz parlasın. Makeup artist coştu. Kaş altlarına falan giriyorum. Of. Sen buradan... Sen buradan nereye kardeş diye. Allah! Duygu'yla birleşince biz sapıttık yine. Senin Barbie videomuz gibi olacak. Ben şöyle yapmaya başlayacağım. Allık yapıyorum. Allık için de hemen baksana. Nerede rujlarım benim? Aa onlar çok güzel allık oluyor. Evet bu arada. Ben yaptım onu. Ben 20'yi ve 15'i alıyorum. Defilelerin hepsinde direkt rujlu allık yapıyoruz hep. Ben rujlu allık. Bütün dünyadaki makeup artistler öyle yapıyor. Yapıyorum. Ben de çok seviyorum bu arada. Biraz pembeyle şey karıştırıyorum. Yani 15 ile 20'yi. Bunlar o kadar güzel ki dudakta göreceksiniz birazdan. Gül bir. En sahte gülümseme. Allık sadece buruna, anla, çenen yok. Sadece çıkar. Emecik emeğine. Burnu ben sürüyorum bu arada. Sürme ya ben sevmiyorum burnu. Ha bronzer sürülür. Beni genç gösteriyor niye öyle diyorsun? Güneşin ilk değdiği yerlere bronzer sürülür. Buruna değiyor güneş. Bronzer dedik. Kızarıyor benim cildim belki güneşte. Belki değil öyle. Ha, olmuş. Eğer doğayı taklit ediyorsan tamam. Çok, şu anda bu makyajla doğayı o kadar çok taklit ettik ki yani. Anasının karnından böyle doğuyor çünkü çocuk diye. Ben doğayı taklit ediyorum makyajlarımda. Genelde ilhamım doğadan hep. Benim de bu kirpikler özellikle evet. Evet çok doğaldı. Strobingimizi arttırıyoruz üstüne. Niye arttırmayacakmışız acaba? Tabii ki arttıracağız. Gene biz bir şey yapacaklar. Bunlar buluştu gene sapıtı diyecekler yemin ediyorum sana. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Elinde ha. Hazır aydınlatıcı varken ne? Nereme istiyor olabilirim sence? Tabii ki. Yapamıyorum onsuz. Bir kemiğim görünüyor bir tanesine. Alırım biraz. Evet şimdi göz altına geçiyoruz. Bakın bu önemli kısım hemen anlatıyorum. Lemonade Clay Spray'ımı alıyorum. Göz üstüne kullandığım rengi. Şimdi burada artık karşıya baktıktan sonra göz altından yukarı doğru o badem şekli vermek için. Ben badem şekli. Hemen böyle başlıyorum. Sonra buralarda biraz fırçamın yönünü değiştiriyorum, kalınlaştırıyorum. Blur yapıyorum yani ne yapıyorum? Bulanıklaştırıyorum farımı. Ve artık buradan yukarı çekiyorum. Üstle birleştiriyorum. Ve o açık rengi de göz pınarlarına sürüyorum ki gözü biraz daha büyüteyim diye. Aynen şeklimiz bu oluyor. Göz altında bitirdik, göz şeklimizi tamamen verdik. İnşallah eşit olmuştur. Yazmayın eşit olmuştur. Aa karşımda aynı yok. Hemen ne yapıyorum? Maskarama geçiyorum. Maybelline Colossal Platinum Maskara uyguluyorum. Gerçek kirpikle takma kirpiği birbirine yapıştırıyorum. Kıvırmıyorsun değil mi? Yok. Zaten kirpik kıvırık ya. Takma kirpiğe sürmüyorum zaten bu arada çok fazla. Sadece kendi kirpiklerini dolgunlaştırıyorum ve hacimliyorum. Fırça neredeyse o tarafını kendi tarafına bakıyoruz. Eyeliner çekmeyeceğiz ama maskaramdan biraz alıp takma kirpiğin ucunu her zaman bir tık gizlememiz lazım. Şuraya birazcık maskarayla sanki eyeliner değil de hani kirpik varmış gibi yapıyorum. O küçücük oraya da maskara dibine deriye sürdüğünüz maskara kirpiği saklıyor.
Şimdi ruj sürüyoruz. Hangi rengi? Senin rengini sürüyoruz. Sen ruju nasıl seviyorsun? Ruju mu seviyorsun? Ben mesela şeyi seviyorum. Ruj yap ya. Hadi. Böyle çizilmiş. Baba, bold ruj. Evet. Tamam. Ben onu gözüm kapalı sürüyorum. Uğraştırma o zaman beni. Gerçekten deneyim, mi? Deneyim, ne olacak? Tuz atmak zorunda kalacağım şimdi. Vallahi sürüyorsun yemin ederim. Oha, helal olsun. İşte, influencer olmak. Anlıyor musun? Ya gerçekten çok iyi oldu biliyor musun? Oha Duygu Özaslan. Bakmayacağım şu an, düzeltsen. Tamam, yok çok iyi oldu zaten. Pek düzeltmenine göre iyi sürmüşsün. Yok, sadece işte ben biraz bir şey kaçırdım. Şu kenarları ben bir açışmayı seviyorum bir tık. Her şey gibi bunun da kalıcılığı bir dünya markası. İnanılmaz, böyle gerçekten böyle bir şey olamaz. Tuz bakayım. Çıkmıyordu anam. Tuz bakayım. Bakabilir miyim artık? Aa evet, ben kendim pozlanıyordum şu anda. Bak hadi beğeneceğim ben. Hiç görmedi şu anda. Senin inanılmaz bir porselen bir bebek mi desem? Beğendin mi? Çok güzel. Şey iyi olmuş mesela, kepikleri daha kısa yaptık. Kirpik mesela. Kirpik müthiş. İpek kepik gibi duruyor. Takma gibi değil. Dudak çok iyi oldu. Biz biraz dudağı böyle parmakla pıt 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 yaydık böyle o biraz. Böyle yaptık. Çok moda biliyorsunuz. Göz altları. Müthiş. Bir şey diyeceğim, burun. Ama bir şey söyleyeceğim. Strobing takla değil miyim? Bir dön göster. Bir dakika. Gözlerimiz takmış. Çok iyi. Dört sokak öteden görülüyor strobing. Ay göz makyajı çok güzel ya. Nasıl yaptın bunu? Bilmem, ben de bilmiyorum. Alttan gelen bir farla bir şey evet, var. Evet, yani göz şekli badem olarak şey. Yukarı doğru böyle çok kıvırıyorum. Çok güzel. Onu on geçe. Benim benim takıntım çünkü gözümün onu on geçeye evet, bakması. Evet, onu on geçe olmalı yani. Ki ben jetlag'im. Yani bak alttan çiziyorum. Yani aynı yok karşımıza. Bunu söyleyemiyordum. Burada dertleneyim yani. Biz makyaj yaparken buralarda zorlanıyoruz aslında bakarsanız bir make-up artist olarak, ama beğenirsiniz inşallah. Umuyorum seversiniz. Çok beğendim. Sen beğendin mi arkadaşım? Çok beğendim. Acil fotoğraf. Buradan toplantıya böyle. İşte bana deli diyorlar artık. Ben böyle spora da gidiyorum. Manyak diyorlar yani. Spora gitmek için hazırlandığımı düşünen bir hocam var yani. Bence öyle zannediyor. Şey diyeyim bak, göz altlarınızı mesela Superstay ile kapatarak gidebilirsiniz. Spor çok önemli bir şey çünkü suya dayanıklı. En önemli olan şeyler bir tanesi. O zaman ya teşekkür ederim çağırınca. Ne oldu Fevzi Efendi? Ya çok teşekkür ederim. Ya, İyi ki geldin. Her gün gelir misin? Ben teşekkür ederim. Her hafta gelir misin? Gelirim ya, yakınız da bu arada. Karşı komşum. Yok çok yakınız. Her hafta gelir misin? Tamam geleceğim. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Uzun canım. Uygun. Videoyu beğeniyorsunuz. Yani beni beğenmediyseniz de hadi beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için bu arada. Bir sonraki videoda görüşürüz.